Kafa Mark Dünyası'ndan herkese merhaba. Ben Eda Tuncer. Ben Sejan Dursunar. Bugün sizlere temper seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Temper hakkında bilmeniz gerekenler nelerdir? Bunları konuşuyor olacağız. Öncelikle temper nedir? Temper, portafiltre içerisinde bulunan ölçülmüş kahveyi doğru bir basınç ile sıkıştırmaya yarayan bir kahve ekipmanıdır. Peki. Ben temper almak istiyorum. Temper'ı seçerken nelere dikkat etmem gerekiyor? Temper'ı seçerken öncelikli olarak sizin portafiltrenize uyumlu mu? Buna bakmamız gerekiyor. Aldığınız kahve ekipmanının, kahve makinesinin portafiltresine uyumlu bir temper seçmeniz gerekiyor. Avuç içimize oturması gerekiyor ki doğru bir basıncı uygulayabilelim. Peki temperların tamamının ölçüleri aynı mı? Değişiyor mu ya da neye göre değişiyor? Temperların ölçüleri değişiyor. Örnek vermek gerekirse 51 mm, 56 mm, 57 mm, 58 mm olarak bir sürü çeşidi var bunların. Ama standart ölçü 58 mm olarak belirleniyor. Bunun değişkenliğinin asıl sebebi de portafiltreye uyumluluğundan kaynaklı. Yani portafiltreniz sizin 58 mm ise 58 mm'lik bir temper almanız gerekiyor. Peki temperları birbirinden ayıran en önemli özellikler nelerdir? Temperları birbirlerinden ayıran özellikler milimetreleri öncelikli olarak. Daha sonra da çeşitleriyle birbirlerinden ayrılırlar. Çeşitleri dedik. Peki temper çeşitleri nelerdir? Temper çeşitleri klasik, klikli, otomatik ve makaron olarak çeşitlerimiz vardır. Klasik temper dediğimiz gövdesi genel olarak ahşap, tabanı çelik olan bir temperdir. Tabi bu isteğe göre çelik tabanlı ve çelik gövdeli olanı da mevcut. Bir diğer temperimiz de klikli temper. Klikli temperin klasik temperdan en büyük farkı dış kısmının portafiltreye tam oturmasıdır. Tam oturduğu müddetçe herhangi bir kayma söz konusu olmaz. Kaymadan kastım da şudur. Kahveyi templeme işlemi yaparken yamuk olduğu zaman doğru bir templeme yapmış olmuyoruz ve bu şekilde de doğru, iyi bir kahve elde etmiş olmuyoruz. Klikli temper'da en büyük özellik olarak bastırdığımız zaman klik sesi veyahut da sonuna kadar bastırdığımızı anladığımız zaman doğru bir templeme yaptığımızı anlayabiliyoruz bu şekilde. Bir diğer temper'ımız da makaron temper'lar. En büyük özelliği de şu gördüğünüz göçükler sayesinde portafiltremizin içinde bulunan kahvenin üst yüzey kısmını düzleştirme işlemi yapıyor. Bu şekilde de daha eşit oranlarda bir dağılma söz konusu oluyor. Bu şekilde çevirdiğimiz zaman kahve yüzeyinde düz bir yüzey elde etmiş oluyoruz. Ve baristaların gözdesi otomatik temper. Neden gözdesi diyorum? Şu yüzden diyorum. Otomatik temperlarda iş gücünü azaltabiliyoruz. İş gücünü azalttığımız için daha seri bir kahve üretimine geçebiliyoruz. Bu yüzden baristaların artık gözdesi haline geldi. Otomatik temperlarda biz basıncını ayarlayabiliyoruz. Ve portafiltreyi altına koyduğumuz zaman aynı basıncı tek seferde verebiliyor, yüzlerce kez verebiliyor. Shift değişimleri oluyor. Shift değişiminde herkesin aynı templemeyi veremediği için her seferinde aynı kahveyi müşterilerimize veremiyoruz. Ama otomatik temper sayesinde de birçok müşteriye birçok shift değişiminde tek seferde aynı templenmiş kahveyi verebiliyoruz. Yani o zaman bu iş gücünü de azaltıyor değil mi? Tabii. Yani işi hızlandırıyor, tek ele dönüştürüyor aslında. Aynen öyle, tek ele dönüştürüyor. Hani hem seri, yoğun saatlerde böyle gelen müşterilerimize daha hızlı bir kahve verebiliyoruz. Aynı zamanda sürekli olarak templemek bir süre sonra kol yorabiliyor. Bunun önüne geçmiş oluyoruz. Temper çeşitleri ve merak edilenler hakkında bizlere aydınlattığın için sana çok teşekkür ediyoruz. Sizler de temper çeşitlerini incelemek, görmek ve deneyimlemek isterseniz Kafe Mark Gayrettepe Merkez Şubemize bekliyoruz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.